güzel ahlaklı. Keşke Türkiye'nin gençleri hep böyle olsa. Adnan Bey gibi çok insanlar yetişse Türkiye'de fevkalade olur. Türkiye'miz bunun 100 misli daha iyi olur. Görüyoruz televizyonlarda ahlaksızların, ahlaksızlıkların nerelere kadar gittiğini. Bizim çocuklarımız fevkalade. Yani bunlardan çok uzak ve çok temiz, tam bir Türk çocuğu gibi, tam bir vatanperver çocuk gibi büyüyorlar, şey yapıyorlar. Günlerini geçiriyorlar, idame ettiriyorlar. Vallahi 10 tane çocuğum olsa, onu da hep beraber arkadaşlar çalışsın, gitsin. Allah razı olsun. Bütün çocukların, Türk çocuklarının orada Adnan Bey şeyinde olmasını isterim. Benim hem oğlum hem kızım grubun içinde. Kızımın da çok arkadaşı, oğlumun hemen hemen bütün arkadaşlarını tanıyorum. Şimdiye kadar kötüsüne değil de rastlamadınız. Rastlamadım. Evet. Denecek bir şey hiç rastlamadım. Kızımla da aynı şekilde. Hiçbir kötü alışkanlıkları yok. Dinlerine bağlılar. Ben çok engezdim öyle. Vatanlarına bağlı, milliyetlerine bağlılar. İnsanları seviyorlar. Yani, bu kadar insana bu kadar doğru yolda yürütebilecek bir tarihleri az mı? Maalesef. Bu kadar doğru şeyleri öğretmek istiyoruz çocuklara, gençlere özellikle. Biz öğretemedik mesela. Bugünkü yaşantılarını ben onlara sağlayamadım. Yani biz bunu sağlayamadık yani. Yani hiçbiri genç değil mi? Hayır, şimdi yaş da olmuyor. Evet yani. 40 yaşındaki insana yani genç diyemeyiz artık olarak. Ya olarak. Şimdi bize göre genç oluyorlar da. Başka tabii. Bize göre genç oluyorlar da. Hala kızımız diyoruz yani. Bunları... Ufak görüyoruz onu biz. Aile öyle görürüz. İşte ben yeni ameliyat oldum. 3 ay oldu ameliyat olalı. Hastane müddetince oğlum benim başımdan ayrıldı. Evet. Başımda da ayrılmadı. Evet. O hastanede bile yattı. 2 gece hastanede yattı. Evet. Başımda bekledi. Birçok insan bunu burada yapmıyor yani. Yani. En yakının gelmedi hastaneye. Evet, evet. Çok yakın. Nerede ki görüşmüyormuş, etmiyormuş. Ya bunlar arkadaşlar. Ya bir tane ama şeyler var. Arada ya bir de en önemlisi, tabii hakikaten Adnan Bey'in yani bu kadar insanı bu kadar güzel şekilde yetiştirebilmesi. Gayet tabii. O kendi değerini gayet, zaten evet. Orada ortaya koyuyor. Kötü yola sevk edersen evet. Zaten hiç kötü olurdu. Evet, evet. Hani bak, delikanlıların çoğu arkadaşları, evet. Delikanlı diyoruz da işte, bizde çok kaldılar. Hepsini çok yakınla tanıyorum. Evet. Yani, hepsini demiyorum ama büyük çoğunluğunu yakınla tanıyorum. Ben birçok kimselerle görüştüm, birebir görüştüm. Onlar için hani biliyorum, hepsini tanıyorum ben. Ben yaşadım onu. Evet, yaşadınız. Çoğundan yaşadım. Doğrudur. Çoğundan yaşadım. Kızımın arkadaşları olsun, evet. Şey olsun. Evet, ben 3 ay kadar önce bir ameliyat geçirdim, omuriliğim kırıldı. O sırada bana en çok yardımcı olan insan oğlumdu. Hastane her türlü yardımı yaptı, yanında kaldı, kan icap etti. Eskisi gibi kan satılmadığı için kan karşılığı kan veriyorlar. 5 tane arkadaşını getirdi, kan verdiler. Geceleri yanımda kaldı, hastaneden ayrılmadı. Yani ailesinden irtibatı olmayan, ilgisi olmayan bir çocuk bunları nasıl yapar? Arkadaşları da aynı oğlum gibi bana yardımcı oldular. Evinden aldılar, getirdiler hastaneye kadar. Hastaneden aldılar, tekrar geri getirdiler. Bunları hep oğlumun arkadaşları yaptı. Evet. Hepsi bakıp camiasında evet. Arkadaşlar. Zaten başka arkadaşı yok yani. Evet. Vakıf camiasındaki çocuklar gibi zaten insan bulamayacakları için zaten başkalarının arkadaşları. Başkalarının arkadaşları. O bambaşka bir insan topluluğu. Ve hakikaten o topluluğun içinde oğlumun ve kızımın olmasıyla ben son derece mutluyum. Evet. Mutluyum yani. Bu kadar iyi insanı bir araya toplamak ve bu iyiliklerin devam ettirebildiği için de Adnan Bey'i takdir etmemek elde değil. Hayır, sonra yani, benim ameliyat olacağımı öğrendiği gün, evet. Ameliyattan bir gün önce öğrendi oğlum, Rusya'daydı. Evet. Fizik tedavi oluyordu öyle bir şeydi. O gün geldi. O gün İşini geldi. Gücünü bıraktı, o gün geldi. Evet. Evet. Yurt dışındaydı hem de yani, burada da değildi. İşte maalesef bizim memlekette hep evet. Kötüye inanma eğilimi var. Evet, yani evet. İyiye inanmak
işlerine gelmez. Yok, öyle söyleyeyim. Ya bir insanla, Adnan Bey'le ne kadar uğraştılar. Kendimi bildiğim bile de Adnan Bey'le uğraşılıyor. Ya bu kadar uğraştığım bir insandır. En ufak bir şey çıkar ya. Bir şey bulursun. Çıkmaz, çıkmaz. Bir şey bulursun ya. Evet. Onda Allah'ın nuru var. Son derece mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Ayrıca bir eğitimci olarak Bilim Araştırma Vakfı'nın yapmış olduğu çalışmaları zevkle ve ısrarla takip ediyorum, izliyorum. Son derece başarılı, son derece mükemmel çalışmalar içerisinde olduğunu görüyorum. Hatta onlarla ilgili onlara elimden ne gelirse her türlü yardımı da yapmaya çalışıyorum. Bir eğitimci olarak en çok dikkatimi çeken bir konu Darwin teorisinin adeta çökertilmesi, maymunlar zincirinin son halkası insanların olabileceği mantıksız ve düşüncesiz konuşmaların ortadan kaldırıldığını, çökertildiğini zevkle seyrediyoruz ve görüyoruz. Bunun için de özellikle ve öncelikle Adnan Bey'e son derece teşekkür ediyoruz. Çünkü Bilim Araştırma Vakfı'nın fahri üyesi olması ve ayrıca bu görevde, bu vakıfta hizmet etmiş, görev almış bütün kardeşlerimize, çocuklarımıza da teşekkür ediyoruz. Bu çalışmalarının devamını ve yılmadan, usanmadan devam etmelerini istiyoruz. Vatanına, milletine bağlı, Allah korkusunu vicdanından eksik etmeyen, birbirlerine son derece saygılı bu pırıl pırıl insanların tamamının bazı ailelerin kendi aralarında yapmış oldukları küçük özel meselelerin tamamına atfedilmesi de son derece üzücü, son derece esef verici bir olaydı. Ben bunu burada belirtirken ısrarla şunu söylüyorum. Biz çocuklarımızı çok seviyoruz. İki çocuğum da bu vakıf üyesi, bu camianın üyesi. Bu çocuklarımızın sonuna kadar arkasındayız. Onların her türlü istek ve dilekleri bizim için onlar kadar önemlidir. Bu bakımdan Allah'ını, peygamberini, inancını ruhundan eksik etmeyen, onlarla her cümlelerinde Allah'ın kelamını ağızlarından eksik etmeyen bu insanlara dil uzatanların, iftira atanların dilleri bir gün yanacaktır. Ben bunu burada özellikle belirtiyorum. Bu bakımdan vatanına, milletine bağlı, milliyetçi duygular içerisinde Allah'ına bağlı, insanlarına bağlı, birbirlerini sayan, seven bu insanların bir arada olması bizim inancımızı, gücümüzü bir kat daha artırmaktadır. Bir önemli şeyi daha belirtmek istiyorum. Benim en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi de kızlarımızın son derece mazbut hanımefendi, haza hanımefendi kıyafetleri içerisinde olması, vücudunu teşhir etmeyen, dikkat çekmeyen, tam bir Müslüman kadının kıyafeti içerisinde olması ve birbirlerine son derece bağlı insanlar olarak yaşamaları da benim en çok mutlu olduğum olaylardan ve düşüncelerden bir tanesidir. 30 yaşına gelmiş, 35 yaşına gelmiş bir delikanlıyı siz nasıl olur da hipnotize etmiş veya birilerinin etkisinde kalmış diye düşünebiliriz. Bu insanlar zaten özgürlüğünü kazanmış. Belli üniversitelerden, belli okullardan mezun olmuş, en az bir iki dil bilen bu pırıl pırıl gençlerin nasıl hareket edeceklerini, nasıl yaşayacaklarını en az kendileri kadar diğer arkadaşlarıyla birlikte yaşama imkanını sağlayacaklardır. O bakımdan bu tip şeylere biz kesinlikle inanmıyoruz. Ne mutlu ki Allah sevgisini içinde taşıyan, ne mutlu ki Allah Kur'an ölçüleri içerisinde yaşamlarını devam ettiren bu gençlere adeta gıptayla bakıyoruz. Ne mutlu ki iki çocuğum da benim bu camia içerisinde, bu grup içerisinde bulunmuş olmasından büyük kıvanç duyuyorum, büyük mutluluk duyuyorum. Allah'ın selamı üzerinize olsun, mutluluğunuz daim olsun,
yılmadan, usanmadan çalışmamıza, bu inanç doğrultusunda hareket etmemize devam edelim diyorum. Beni dinleme nezaketinde bulunduğunuz için hepinize sonsuz teşekkürler ediyorum. Sağ olun. Vallahi ne zaman bana söylediler ki iftar, daha doğrusu ne zaman davet ettiler bu iftara burada, memnun oldum. Hoşuma gitti davet seni. Demek ki bana karşı bir saygıları var ki bu yaşta beni davet ediyorlar böyle bir iftara. Evet. Onun için çok memnunum. Peki, kendi evlatlarınız, onun arkadaşları olarak yıllardır faaliyetlerini görüyorsunuz. Neler düşünüyorsunuz? Şimdi evlatlarıma gelince ben her birisini evlatlarımla çok memnunum. Şimdi bir eski deyim vardır. Bir kimseyi tanımak isterse arkadaşlarını tanıyacaksınız. Ben onun arkadaşlarını tanıdığım için çok memnunum. Zira bütün arkadaşları olsun, çoklarını tanıdım ben. Her birisi pırlanta gibi insanlar. Pırlanta ne demektir? Hatta pırlanta kelimesi benim için biraz daha tatmin edici az kalıyor. Pırlantadan daha üstün bir insanlar. Bunu söyleyebilirim. Evet, teşekkür ederim davetiniz için. Evet, memnun oldum ki hiç olmazsa bu içimdeki duyguları bu vesileyle ben izah edebildim. Yani Adnan Bey'i de görseydim çok iyi olacaktı. Yani çok çok iyi bir insan. Bazı şeyleri var ki çok çok şeye de dikkatinden bahsettim ha kızım. Valla ben burada tahmin etmemiştim. Çok çok güzel şeyler, düşünceleri var, fikirleri var. Ve cidden memnun oldum. Kendisi bu siyasetten anlıyor yani. Yani her dini konuda bir dediğim siyasi konusunda biraz ileri görüşlü. Yani herkeste olmaz bu yani. Bir tane bir şey var, o diğer olmayabilir insanlarda. Ve çok çok sevindim. Allah ona razı olsun. Ona çok çok teşekkür ederim.